Başka önemli bir yere götüreceğiz sizleri. Türkiye'nin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa'ya gideceğiz. 2019'da 150 milyon dolar ihracat yapılan bölgede bu yıl durum ne acaba? Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Bayram'dan alacağız. Ahmet merhaba, kolay gelsin. Sözü hemen sana bırakayım. Evet Uğur Ömer, önce size bulunduğumuz yeri paylaşayım. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Geliz Nehri'nin hayat verdiği bereketli topraklardayız. Şu an Geliz Ovası'nda hummalı bir çalışma var. Zira bölgede üzüm hasadı başladı, bağ bozumu başladı. Bölgede bağ bozumunun başlamasıyla sabahın ilk ışıklarında bağlara giren üreticiler ve işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan kesiyorlar ve ihracata yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Manisa 1 milyon dekar bağ varlığıyla Türkiye'nin en önemli üzüm başkenti diyebiliriz. Üretilen üzümün %90'ı da ihraç ediliyor. Yanımda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Hayrettin Uçak var. Evet Sayın Uçak. Bölge önemli bir ihracat merkezi üzümde. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet Bey. Gördüğünüz gibi şu güzel Manisa'mızın Ela şehrine dediğimiz gibi komple olduğu gibi üzüm bağlarımız ve üzüm üretmektedir. Gerçekten burada üreticilerimize, ihracatçılarımıza sonsuz teşekkür ederim ve emeği geçen çalışan kardeşlerimizin de gördüğünüz gibi sabahın gecenin üçünde başlıyorlar ve bu üzümleri taze dalından koparıp işletmelere, paketleme tesislerimize götürüyorlar. Orada da tekrar elden geçirerek kalitesini müthiş bir şekilde ambalajlayıp bu ihracata sevk ediyoruz ve iç piyasalara sevk ediyoruz. Buradan seyircilerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten üzüm, çekirdeksiz sultaniye üzüm çok faydalıdır ve yemelerini de tercih ediyorum. Günde en azından birer salkım üzüm çoluğumuza çocuğumuza yedirmekte büyük bir fayda ve sağlık olacağını diye düşünüyorum. Malum burada ihracatçılarımız gerçekten emek sarf ediyoruz. Bu sene, geçen sene ki 59 ülkeye yapmış olduğumuz 150 milyon dolarlık ihracatımız inşallah bu sene 150 milyon doların üzerine çıkacağız diye hedefliyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de üreticilerimize bereketli bir sezon dileyip sözü tekrar size bırakıyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet